2,5 aydan beri bu sorunumuz var köyümüzde. Gerçekten çok rezillik çektik. Hiç kimse sesimizi duymadı. Banyo işi, mutfak işleri, günlük işlerde gerçekten büyük bir sorun oldu bu susuzluk. Su sorunu hep vardı. Biz bu köyde doğduk, bu köyde büyüdük. İnşallah mezarımız da bu köyde olur yavrum. Ama bu 60 gündür temelli şey kaldık. Rezil olduk. Gördünüz işte. Dedeler gitti bizi bırakıp. Ah bu 85 yaşında yalnız yaşıyor. Ben yalnız yaşıyorum. Kimse yok. Çocukların hepsi gurbette. Bir bidon su getirecek adamımız yok. Sokağa çıkıyoruz, tanıdık birisi olsa 5 bidon, 3 bidon veriyoruz, içmeye su getiriyorlar. Bunu kullanıyoruz, bidonların dibini gördünüz. Birer parmak kum oluyor, yemyeşil oldu. Ellerimizi görün, patır patır. Eskişehir'e bağlı Sivrisal ilçesinde Ortaklar Köyü su sorunu yaşıyor. Köyler toplamda 63 gündür su sorunu yaşadığını belirtiyor ve durum nasıl abiciğim şu anda? Ya şu an su sıkıntımız çok. Gerçekten 2 aydır tankerine 2 günde 3 günde bir tanker getiriyorlar. Yani ihtiyacımız çok. Bir yerlere, makamlara, belediye olsun, arkadaşlarımız olsun bulunduk, konuştuk, tartıştık. Her konuştuklarımız, plan projemizi hazırladık. Yakında suyunuz hazır. İnşallah birileri sesimizi duyar. Birileri görür. İlk önce Allah'ın, sonra sizin sayenizde. Bir el uzatılar. Bir an evvel suyumuza kavuşuruz. Adem Bey, siz... Rica ederim. Adem Bey, siz neler söylemek istersiniz? Ve köydeki son durum nedir? Köylü gerçekten bizim de gördüğümüz kadarıyla mağdur. Ama tabii ki siz bu köyün eski yerindensiniz. Siz de neler söylemek istersiniz? Valla Sayın Muhtarım'ın dediği gibi 63 gündür su sıkıntısı yaşıyoruz. 3-4 günde bir köyümüze 10 ton veya 15 ton civarında su geliyor. 10-15 ton gelen su köyümüzde 15 dakika akıyor çeşmelerde. En fazla evimizde 20 litre su alıyoruz. Çünkü mevsimsel işçilerden dolayı köyün nüfusu yaklaşık şu anda 400'ü bulmaktadır. Yani gelen bir tanker su bize yetmiyor. Ve buradan ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nden bir an önce bu su sorununun halledilmesini yetkililerden rica ediyoruz. Teşekkür ederim efendim.